araba yapmak için parçaları bulmak gerekir. Leo ve dostları bu iş için harika bir ekiptir. Hey hey hey, Leo geliyor. Tekerlek, tampon, motor alıyor. Parçaları kasaya koyuyor. Leo! Leo! Küçük kamyon Leo. Oyun parkındayız. Bu da küçük forklift Lifty. Yapı taşlarıyla oynuyor. Bir. İki. Üç. Lifty bunda çok başarılı. Bakın, Leo Junior da geliyor. Sanırım yeni bir araç yapacağız. Burada bir sürü parça var. Hadi onları birleştirelim. Kabini gövdenin arka kısmına monte edelim. İki tane koltuk yerleştirelim. Bu araba bir pikapa benziyor. Şimdi tekerlekler mi? Vay, şasinin kocaman yayları var. Şimdi sıra tekerleklerde. Leo, burada sadece 3 tane tekerlek var. Kapıları takalım. Üzerinde ışıklar olan bir çerçeve. Ve üzerinde ön farlar olan ızgara. Monster Truck'ı neredeyse bitirdik. Geriye sadece 4. tekerleği bulmak kaldı. Leo, onu bizim için bulabilir misin? İşte buradaymış. Bu kocaman. Bu Leo'nun kasasına sığmayacak. Leo, onu yuvarlayabilir misin? Sonuncu tekerleği de yerine takalım. Ve işte jipimiz hazır. Arkadaşlar, nereye gidiyorsunuz? Anladım. Monster Truck bize neler yapabildiğini gösterecek. Vay, dik duvarları bile tırmanabiliyor. Ve iki tekerlek üstünde gidebiliyor.
Burada bir sürü koni var. Ne yapacağını merak ediyorum. Sanırım Monster Truck bunların üzerinden uçacak. Hızlanıyor ve uçuyor. Bakın, hem de çok yüksek. Harika. Yine gelip Leo ve Lifty ile oynayabilirsin. Bir araba yapmak için parçaları bulmak gerekir. Leo ve dostları bu iş için harika bir ekiptir. Hey hey hey, Leo geliyor. Tekerlek tampon motor alıyor. Parçaları kasaya koyuyor. Leo! Leo! Küçük kamyon Leo. Bakın, küçük bir kamyon parkta geziyor. Bu Leo Junior. Aa, bu da ne? Ama bu ağaç beyaz. Sanırım bu bir elma ağacı. Onu boyamaya ne dersiniz? Ve işte bunlar da boyalarımız. Elma ağacını boyamak için hangi renkleri kullanmalıyız? Yeşil. Kahverengi. Sarı. Kırmızı. Mavi mi? Peki. Hadi başlayalım. Leo ile birlikte siz de renkleri söyleyin. Kahverengi. Ağacın gövdesini kahverengi yapacağız. Yeşil. Çünkü yapraklar yeşil olur. Aferin bize. Devam edelim Leo. Sarı. Elmaların bazılarını sarı yapacağız. Mavi mi? Leo, elmalar hiç mavi olur mu? Hayır.
Peki hangi rengi kullanalım? Kırmızı. Olgun elmaları kırmızı yapalım. İyi iş çıkardın Leo. İşte şimdi elma ağacı çok güzel olmuş. Bir araba yapmak için parçaları bulmak gerekir. Leo ve dostları bu iş için harika bir ekiptir. Hey hey hey, Leo geliyor. Tekerlek, tampon, motor alıyor. Parçaları kasaya koyuyor. Leo! Leo! Küçük kamyon Leo. Bakın, Leo Junior rampadan iniyor. Kasasında da yeni parçalar var. Ve bu da Leo'nun arkadaşı, Forklift Lifty. Renkli taşlar taşıyor. Sanırım bu hiç de kolay değil. Lifty yapı taşlarını nehrin bu tarafından diğer tarafına taşımalı. Her seferinde de köprüden geçmeli. Ay. Leo, Lifty'ye yardım edebilir misin? Aha. Leo'nun kasasındaki parçalara bir bakalım. Bunlardan bir hovercraft yapabiliriz. Hava yastığı. Gövde. Direksiyon. Koltuk. Saklama bölmesi. Ön far. Büyük pervanenin çerçevesi. Kanatlar. Bir şey eksik. Pervane. Leo, onu getirebilir misin? Bakın, Leo'nun evinde neler var. Bu dolapların birinde aradığımız parça olmalı. Sence hangisinde? Haklısın, bunda. Gidelim Leo. Pervaneyi monte edelim. Pervane dönüyor ve hava yastığı şişti. Her şey olması gerektiği gibi. Ha?
bir hovercraft hem suda hem de karada gidebilir. Lifty, yapı taşlarını yükle. Hovercraft onları nehrin diğer tarafına götürecek. Harika. İyi iş çıkardın Leo. Bir araba yapmak için parçaları bulmak gerekir. Leo ve dostları bu iş için harika bir ekiptir. Hey hey hey, Leo geliyor. Tekerlek, tampon, motor alıyor. Parçaları kasaya koyuyor. Leo! Küçük kamyon Leo. Bakın, Leo Junior oyun parkında geziyor. Ve burada bir otobüs durağı var. Leo Junior'ın bugün nasıl bir araç yapacağını merak ediyorum. Hadi Leo, kasandaki parçaları boşaltalım. Bir minibüs mü yapacaksın? Aha. Harika. İlk önce koltukları monte edelim. Şimdi konsolu takalım. Direksiyonu. Tekerlekler. Kapının iki parçasını. Arka lambaları. Ve ön farları. Leo, yoksa eksik olan bir parça mı var? Tabii ya, minibüsün çatısı yok. Onu gidip bulabilir misin? Kaydırağın altında değil. Tahterevallinin üzerinde de değil. İşte burada. Top havuzunda. Onu buldun Leo. Artık çatıyı da monte edebiliriz. İşte bu kadar. İyi iş çıkardın Leo. Bizim küçük minibüs durağa geldi. Bugün geometrik şekilleri taşıyacak. Kübik, silindir, koni. Kapılar kapanıyor. İyi yolculuklar minibüs.
Görüşmek üzere Leo Junior. Bir araba yapmak için parçaları bulmak gerekir. Leo ve dostları bu iş için harika bir ekiptir. Hey hey hey, Leo geliyor. Tekerlek, tampon, motor alıyor. Parçaları kasaya koyuyor. Leo! Leo! Küçük kamyon Leo. Bakın, bugün güneşli, güzel bir gün. Ve işte bu da Leo Junior. Leo, ne oldu? Neden hiç gülümsemiyorsun? Çok mu terledin? Tabii ya, şapkanı takmalısın. Böylesi daha iyi değil mi? Hala mı sıcak? Bak, lifti serinleten bir duş alıyor. Bu çok eğlenceli görünüyor. Geldi. Teşekkür ederiz su tankı. Hem tatlı hem de serinletici bir şey ister misiniz? Mesela bir dondurma? Bir dondurma makinesi yapalım. Leo, sen bize parçaları getirir misin? Leo döndü bile. Kasandakileri indir. Burada bir sürü parça var. Hadi onları birleştirelim. İşte oldu. Şimdi meyveye ihtiyacımız var. Lifty, sen seç. Dişne. Bu da ne? Lifty, gerçekten domatesli dondurma mı istiyorsun? Onun yerine çilek alalım. Harika bir seçim. Lifty, en çok hangi dondurmayı seversin? Çilek mi, vişne mi? Çilek. Yeşil yaprakları çıkartalım ve Lifty için çilekli dondurma yapalım. Şimdi vişneyi alalım. Vişneli dondurma yapacağız. Leo için.
Bakın, Max da geldi. Sanırım o da dondurma istiyor. Bakın, çikolata getirmiş. Neli dondurma yapacağız? Haklısın, çikolatalı. Afiyet olsun arkadaşlar. Bir araba yapmak için parçaları bulmak gerekir. Leo ve dostları bu iş için harika bir ekiptir. Hey hey hey, Leo geliyor. Tekerlek, tampon, motor alıyor. Parçaları kasaya koyuyor. Leo! Leo! Küçük kamyon Leo. Küçük kamyon Leo yolda gidiyor. Kvadrokopter de onu havadan izliyor. Harika bir atlayış. Aa, Leo'nun kasasından bir şey düştü. Kvadrokopter, sen de fark ettin mi? Bakın, ekskavatör Scoop parçayı aldı. Burası Leo'nun evi. Asansörle evin ikinci katına çıkıyor. Aa, buranın hali de ne böyle? Yerde bir sürü çöp var. Leo, elektrikli bir süpürge yapalım. Kvadrokopter de evde neler olduğuna bakmaya geldi. Yuvarlak bir süpürge yapacağız. İki tane tekerlek takalım. Sırada fırça var. Çöp haznesi. Yana iki tane kapak. Hava filtresi. Ve sonunda motor. Peki akü nerede? Akü olmadan elektrikli süpürge çalışamaz ki. Sanırım kvadrokopter akünün nerede olduğunu biliyor. Scoop, Leo elektrikli bir süpürge yapıyor. Bulduğun sarı parçayı ona götürelim.
Scoop, aküyü Leo'ya ver. Artık her şey hazır mı? Leo, onu çalıştır. Vay, bakın, elektrikli süpürge yerleri temizliyor. Scoop, korkmana gerek yok. Artık Leo'nun evi tertemiz.